Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rust'ta gayet güzel bir base yapımını göstereceğim arkadaşlar. Son atmış olduğum base'i umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte daha farklı bir base'in starter'ından itibaren nasıl geliştirip nasıl büyütebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Base'imiz Pixel God Bunker ve arkadaşlar birlikte base'imizi göreceğiz arkadaşlar. Artık umarım base'imizin yapımını beğenirsiniz. Base'imiz 2'ye 1 Pixel God Bunker olarak geçiyor. Beraber yapalım. İlk olarak yere bir zemin atıyorum. Üçgen, üçgen, üçgen. Buradaki üçgenimin sağ kısmına bakarak atıyorum. Sonra yarım bloklarla çeviriyorum. Burayı da çeviriyorum. Son arkadaşlar büyük ahşap sandık ve normal küçük ahşap sandığımı şöyle koyuyorum. Bu 1. 2 ve ortaya bir tane daha koyuyorum. Buraya geliyorum. Sola doğru bakıyorum. Buraya geliyorum. Sağa doğru bakıyorum. Şimdi elime bir silah alacağım. Hemen ara kısmını kontrol etmek için. Bakın Pixel God Bunker'ımızın starter'ı bu şekilde. Sandıklarımız şöyle açılıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonrası arkadaşlar yarım bloklarla base'imizi şöyle bir kapatalım. Bu kısma da aynı işlemi uyguluyorum. Buraya da aynı işlemi uyguluyorum. Yeni DLC paketim, evimiz rengarenk. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ben normal gene metale geçeyim. Sıkıntı olmasın. Şöyle. Evet. Rengarenk olmasını sevmedim. Sonrasında arkadaşlar base'imizi klasik olarak kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Hatta şunları da bir değiştireyim. Burayı da kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Buraya geçici olarak arkadaşlar bir ahşap kapı atıyorum. Şöyle göstereyim. Buraya da aynı şekilde. Buraya bir ahşap çıkış yeri. Bundan sonrasını olduğu gibi kapatıyorum. Buraları olduğu gibi kapatabilirsiniz. Hatta biz direkt şöyle, evet, şöyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz base'imizi attık. Şöyle şuradaki yerimizi de bir ayarlayalım. Şunu atalım. Sonra TC'mizi atalım. Buraya kapımızı koyduk. Varsa garaj doorunuz, garaj doorunuzu atın. Şöyle göstereyim. Yoksa normal kapınızı direkt atın. Starter'ımız aynen bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu da kapatalım. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Önce fake'leri çekmeniz. Fake'leri çekerken şöyle göstereyim. Gene birazcık malzeme gidecek ama yapacak bir şey yok. Önce şöyle fake'lerimizin alt kısmını çekelim. Sonra aynı işlemi buraya da yapıyorum. Fake'lerimizi yarım bloklarla eşit seviyeye getirdik. Sonra arkadaşlar buradan teker teker kapatmaya başlıyoruz. Ta ki şu kısma geldiğinizde burası bizim çıkış noktamız olacağı için kapı, pencere, buraya da bir dükkanın şey atıyoruz. Üçgen merdiven yeri. Bunu bu şekilde koyuyorum. Fake'lerimi kapatmaya devam ediyorum. Çıkış noktasını açık bırakıyorum. Sonrasında buraları tek tek bu şekilde kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında arkadaşlar hemen şuradaki düzenimizi de hemen bir ayarlayalım. Şöyle güçlendirilmiş penceremiz. Kapımızı da atalım. Şimdi çıkış noktamızı verdiğimiz için artık ikinci kattan giriş çıkış yapmamız gerekiyor mu? Öncelik şu arkadaşlar. İkinci katı atmadan kesinlikle alt katın giriş çıkışını vermeyin. Yani demek istediğim burayı önce kapatın. İkinci katın güvenliğini elinizden geldiğince sağlamaya çalışın. Sonra klasik olarak base'imizi buralara açık kalıyor. Buraya bir yer koyuyoruz. Yarım duvar. Bunu uzatıyoruz. Duvar çerçevesi, duvar çerçevesi.
Yarım duvar üstünü kapatıyorum. Yarım duvar üstünü kapatıyorum. Sonrasında buraları olduğu gibi kapatıyorum. Burası üst kata çıkış yerimiz olacak. Küçük bir open core'umuz var arkadaşlar. O sebepten orayı tahta bırakıyorum. Sonrasında burayı bu şekilde uzatıp buraya da merdiven çıkış yerimi atıyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin open core kısmını ayarlamadığımız için şimdi open core kısmını da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi biz buradan direkt roof'a çıkış noktasını verdik. Open core yeri için tahta yerimizi verdik. Şimdi etap etap ilerleyelim. Buraya geliyorum. Bunu kırıyorum. Bunu kırıyorum. Buraya bir duvar. Buraya bir duvar. Bunu kırıyorum. Üçgen zemin çerçevesi. Görmüş olduğunuz gibi. Bir çıkış noktası. Buradan üst kata çıktım. Buraya bir duvar. Devam ediyorum. Yarım duvar. Üçgen zeminle buraya uzatıyorum. Bunu kırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraları artık şöyle otomatik kapı koyma varsa onu yapacağım şimdi arkadaşlar. Evet. Şöyle otomatik kapıları koysun. Sikinli sikinsiz fark etmez. Bu şekilde şunları bir iptal edelim. Şöyle garaj doorlarımızı koyduk. Bir alt kata iniyorum. Buraya arkadaşlar pencere. Pencere şeyini kullanacağız. Sebebini de söyleyeceğim. Burada pencere kullanmanızın en büyük sebebi çünkü olur da bu taraftan niye koyamıyorum ben bunu? Ha, şimdi oldu. Penceremiz klasik olarak koyalım. Burada zaten bir çıkış yerimiz yoktu. Aynı şekilde buraya da bir pencere, barbekü ve tabii ki de küçük ahşap sandığımı alıyorum. Önce barbekümü, ahşap sandığımı, sonra buraya bir ters koyduk. Şöyle tam ortalasaydık, evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi geçici olarak hani göstermelik burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Bir üst kata çıkıyorum. Şimdi base'imizde görmüş olduğunuz gibi buralar boş. Şuraya arkadaşlar elektrik santrali olacağı için yani elektrik şeyi olacağı için şöyle elektrik batarya odamızı şöyle küçük yerden bir ayarlayalım. Buranın güvenliğini de şöyle bir sağlayalım. Şimdi open core kısmını nasıl yapacağız? Buraya geliyorsunuz. Bunu kırıyorsunuz. Kırdığınız gibi burası açılıyor. Sonra burayı olduğu gibi gene üçgenlerden itibaren dönmeye başlıyoruz. Gene üçgene üçgen şeklinde kapatıyorum. Buraya da bir üçgen yeri atıyorum. Duvar, yarım duvar. Burayı kapatıyorum. Buraya gene sandıklarım gelecek. Yarım duvar. Üstü dönüyorum. Altını kırdım. Duvar çerçevesi. Yani direkt garaj doorlar gelecek. Yarım duvar üstünü kırıyorum. Buranın olduğu gibi kapatıyorum. Alt kata indiğim zaman open core'da zaten sandık dizaynınızı siz kendinize göre yapabilirsiniz. Ben şöyle kaba taslak göstermek amaçlı koyuyorum. Sizler burayı kendinizce gönlünüzden geçtiğince dizayn edebilir, kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Küçük bir open core. Dediğim gibi sizler burada kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Tabii ki de workbench 3'ümü hemen şöyle koyuyorum. Sandıklarımı koyuyorum arkadaşlar ve buraları HQ duvara vuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buraları alt kattan da vurabilirsiniz. Burayı şuradan vuralım. Sonrasında arkadaşlar buraya hemen şöyle 2 adet hızlı yatağımı koyuyorum. 1 adet lakırımı koyuyorum. Şöyle. Burası şu anlık bu kadar. Hemen taletlerimizi de ekleyelim.
Şu elektrik şeyimizi açabiliyorsak eğer. Power al diyelim. Tamam. Taretlerimizi de aktif ettik. Şuralara da HQ'ya vurmayı unutmayın. Küçük bir open core mevcut arkadaşlar. Alt kata indiğimizde ise buraya workbench ikinizi şeyinizi atabilirsiniz. Onun dışında dizayn açısından beraber yapalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şipşak şeklinde bir dizayn yaptık arkadaşlar. Onarım masamız, iki sandığımız, araştırma masamız, burada bir sandık, burada bir sandık. Taretimiz var, burada bir taretimiz ve burada bir taretimiz var. Şimdi bir üst kata daha çıkıyorum. En üst çatı kısmına şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin şu an starter'dan itibaren yapmış olduğumuz dizayn bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bunlara nasıl bir white cap çekeceğiz? Şimdi öncelikle çıkış noktamızdan, yani base'imize giriş noktamızdan bir white cap nasıl yapacağız onu göstereceğim. Yapı nasıl çekeceğiz? Şimdi yarım blok olduğu için bu yukarıda gözükecek arkadaşlar. Bunu nasıl ayarlayacaksınız onu göstereceğim. Buraya bir üçgen, bir kare, iki kare ve üçgen. Sonra bunları kırıyorsunuz. Üçgen, 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 üçgen. Bu kadar. Bu zaten şu an eşit seviyede. Bunları üst kata kadar şöyle uzattığınız zaman zaten eşit seviyede olduğunu görüyorsunuz. Bunları ön taraftan da bu şekilde eşit şekilde uzatıyoruz. Orta kısımdan da uzatıyoruz. Buradan da uzatıyoruz. Burayı bu şekilde ayarladık. Burası burada, burada, arkada ve arkada. Şimdi bu kısım buranın dizaynı nasıl olacak? Bakın şimdi arkadaşlar onu göstereyim. Yarım blokları koyduk. Pencerelerimizi koyduk. Üçgen zemin. Üçgen çatı, üçgen çatı. Bakın görüyorsunuz. Eğer siz bunları arkadan koymuş olsaydınız ön kısmı göremeyecektiniz. O sebepten bunları ön kısımdan koyuyorsunuz ki rahat bir şekilde bu kısımları görebilirsiniz. Buradaki yerimiz şu an hazır. Buraya şöyle pencerelerimizi de atalım. Şimdi bu tarafa geliyorum. Dizayn açısından diğer tarafla aynı. Üçgen, kareler yukarıdan. En son üçgen de yukarıdan olacak. Onu da sildik yanlışlıkla. Şöyle. Sonra bunları kırıyoruz. Bunu roof'a kadar uzatıyoruz. Bunlar arka. Bunlar ön kısmı bakacak. Yarım blok, pencere, üçgen zemin, çatı ve çatı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tarafın rooflarını, white cap'larını hazırladık. Şu an gayet mükemmel. Sonrasında buraya bir çıkış, buraya bir çıkış. Şimdi üçgen, üçgen tabii kırılacak. Şöyle göstereyim. Üçgen, üçgen. Alçak duvar, alçak duvar, üstünü kapatıyorum. Bakın buradan artık roof'unuzu rahat bir şekilde görebilir ve ateş edebilirsiniz. Şöyle göstermem gerekirse. Şu an tabi burada şey olmadığı için. Aynı dizaynı buraya da yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu kısımlar iki tarafı ayarladık. Şimdi bu kısımları nasıl ayarlayacaksınız? Buraya bir kare. Devam edeceğiz. Şunu bir değiştirelim. İlk olarak arkadaşlar iki tane kare atıyoruz. Üçgenlerimiz yukarıdan olacak. Bunları artık kırabiliriz. Kare, kare, üçgen, iki kare, üçgenler, kare ve üçgen. Bunları kıralım. Şimdi burada dizayn açısından birazcık farklılık olacak. Onu şimdi göstereceğim. 10 adet gidiyorum. Kare, üçgenler. Bunları bir kıralım. Şimdi şunları şöyle bir kıralım arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Bunu 2 kat yükseltiyorum. Sonra buraya geliyorum. 2 kat daha yükseltiyorum. Orta kısmı da. Yarım blok. Pencere. Çıkış yerimi. Yani çıkış yeri dediğim durma yeri. Buraya zemin, zemin. Alçak duvar, alçak duvar, alçak duvar. Bakın buradan hiçbir şekilde düşmezsiniz. Yani buradan da base'inizi rahat bir şekilde hem çıkış noktasını, birazdan zaten multi tisleri çektiğimizde multi tisilerin giriş kapısına kadar her tarafı düzgün bir şekilde görüyorsunuz.
şu şekilde üçgen zeminlerimi de koyuyorum. Yarım blok. Üstünü kapatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi base'imiz bu şekilde. Bu dizaynın aynısını buraya da yapıyorum. Atlıyorum şimdi. Temel. İki tane yüksek üçgen temel. Kare, kare, üçgen, iki kare, üçgenler, kare ve üçgen. Bunları kıralım. 10 adet geri geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kare, üçgen, 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 üçgen. Bunları kıralım. Bunlarla bir işimiz yok şu anlık. Sonrasında 1, 2, 3, 4, ikinci kata kadar yükseltiyoruz uzunluklarını. Sonra ön tarafa, pardon, iki tane yarım blok, pencere, buraya çıkış yeri, bunları bu şekilde alçak duvar ve ayarladık. Buraya pencere, pencere, pencere ve pencere. Bunları yarım blokla destekliyoruz. Üst kısımları kapatıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi base'imizin hemen hemen bitirdik. Şimdi buradaki şeyimiz şu karelere buradan koyalım. Şuradan ayarlayalım. Şeyleri attıktan sonra duvar çerçevelerini, yarım blok, üçgen zemin, pencere, pencere, kapı. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Kapı, pencere, pencere. Sonra bunun yönünü çevirelim. Bunu da çevirdik. Şimdi mesela bak attığınız zaman görmüş olduğunuz gibi çatınızı artık daha rahat ve güvenli bir şekilde görebileceksiniz. Burayı bu şekilde ayarladık. Şimdi buraya atladık. Buradan çıktınız görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir duvar, 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 duvar. Buraya iki tane hızlı yatak sığdıracağız. Burayı kapatalım şöyle. Burayı da pencere ve pencere. Burayı da zemin çerçevesi koyuyorum ve kapatıyorum. Şimdi zemin çerçevesini şöyle atalım. Şuradaki camlarımızı da bir ayarlayalım. Normal kapılarımızı atalım. Şöyle göstereyim. Buraya da tekli kapılarımızı dizayn edelim. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle koyalım. Aynı işlemi buraya da yapalım. Kapılarımızı da koyalım. Üstü kapatalım. Buraları da kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin roof kısmı hazır. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, şu an camları kapatmadık. Üçgen çatıları buradan dönüyorum. Burayı da kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Kapatıyorum. Sonra buraya bu şekilde üçgenle kapattıktan sonra burayı da kapatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki yer boş kaldı. Buraya bu şekilde çatı atarsanız base'iniz kaba gözükecek. O sebepten şunun şuralara üçgen çatı, şu kısma, buralara normal çatı atacağız. Görmüş olduğunuz gibi base'imiz hazır. Şimdi buraya geldiğimde ise buraya bir kat daha çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üçgen zemin, üçgen zemin. Büyük bir ihtimal alt katın şeyi yok. Buraya lakır gelecek. Lakır yerini ayarlayalım. Pardon, şöyle, evet. Buralar çok boş olduğu için büyük bir ihtimal arkadaşlar ondan kırılıyor. Destek alamadığı için, stabilite düşük olduğu için buraları olduğunca dolduruyoruz. Belki şimdi biraz fixlenmiş olabilir, evet. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya da istediğiniz gibi yerinizi ayarlayabilirsiniz. Sam site'ını koyabilirsiniz. Şimdi taretlerimizi koyalım. Çatıda şöyle bir ve iki taret yerimiz mevcut. Şuraya ikinci bir taret, gizli bir taret arkadaşlar. Yani minikopterle dibine girmediğiniz sürece ya da gelinmediği sürece görünmüyor. Ancak sizi buradan görüyor. Onları da bir elektriği de bir aktif edelim komple. Sonra bir alt kata iniyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da zaten buraya lakırlarımız gelecek. Lakırlarımızı şöyle bir
Önce biz kendi 0-0 bir ayarlayalım. Şunu da ayarlayalım. Sonrasında şöyle. Buraya tabii ki de hızlı yataklarımı da ayarlayacağım. Şöyle 2 adet. Biraz şöyle ortalık koymam lazım. Evet, şöyle 2 tane ortalık koyalım. Görmüş olduğunuz gibi. Garaj doorlarımız falan gelecek. Onları ayarlayacağız. Sonra diğer bir taret noktamızı da göstereyim. Şurası 1. 2. 3. Toplam 4 adet. Evet, şurasıyla 4. Bunları da ayarladık. Hemen şöyle şuraları da hemen birlikte ayarlayalım. Buralara tabii ki de arkadaşlar sandıklar gelecek. Sandıklarımızı şöyle düzgünce koyalım. Hem savunma açısından arkadaşlar çok iyi. Rahat bir şekilde her yeri görebiliyorsunuz. Onları da sizler için zaten detaylı bir şekilde gösterdim. Bunu da koyalım. Base'imiz şu an hazır. Şu an her şey bitti. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey multi TC'yi çekmek olacak. Ve multi TC çektikten sonra base'imizin asıl dizaynı ortaya çıkacak arkadaşlar. İlk olarak burayı göstereceğim. Zaten diğer tarafla aynı olacak. Yani giriş noktasından 1 kare, 2 kare, üçgen, üçgen. Üçgenlerle dönüyoruz. Kare, üçgen, üçgen, üçgen. Bunları kıralım. Klasik arkadaşlar. Artık şeyimizi ayarlayabiliriz. Otomatik kapılarımızı atsın. Pardon, şunu. Şuna koysun. Bizim için yeterli. Hatta çift double door, pardon. Şöyle çift double door. Şunları ayarlasın. Yarım blok. Üçgen zemin. Burası hazır. Buraya çitimiz gelecek. Şu kapıları bir iptal edelim. Bunda da bir şeyi koydum mu hep o şeyde gidiyor. Yarım blok, yarım blok. Kapımızı koyduk. TC'mizi koyduk. Burayı kapattık. Ve bağlantımızı gerçekleştirelim. Burası hazır arkadaşlar. Şimdi dizayn içine geçmeyeceğim. Buradaki yapmış olduğunuz sistemin aynısını buraya da yapacağız. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Yavaş yavaş göstereceğim. Burası da tamam. Buraya geliyorum. Kare, kare, üçgen, kare, üçgen, kare ve üçgen. Bunları kırıyorum. Buradaki multi TC'mizi de yaptık. Aynı işlemi buraya da yapıyorum arkadaşlar.
Görmüş olduğunuz gibi base'imizin bütün multi TC'lerini bağladık. Hatta şu kapımızı artık iptal edebiliriz. Şöyle bağlantılarını da gerçekleştirelim. İstemiyorum abi, tamam. Evet. Şimdi bunları da şöyle gerçekleştirelim. Şimdi taretlerimizi de ayarlayalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle çitimizi de bir alalım. Bu saatten sonra arkadaşlar bahçemizi güzelleştireceğiz. Şöyle çitimizi alalım. Taretlerimizi yaptık. Şimdi çıkış noktamızı nasıl geliştireceğiz? Buraya bir üçgen, üçgen, üçgen. Bunu kırıyorum. Duvarken, üçgen, üçgen. Bunları kırıyorum. Buraya da bir duvar çerçevesi. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şunları bir atalım artık. Bunlarla bir işimiz kalmadı. Şu anlık kalmadı. Önemsiz olan şeyleri bir atalım. Şimdi bize çit kalsın. Bir dükkan önü alacağız. Şimdi buradaki dizaynımız şöyle. Buraya bir dükkan önü. Buraya bir şöyle bir çift double door koyalım. Aynı şekilde bir çift double door daha. Bir dükkan önü daha. Dükkan önünü isterseniz bu şekilde de koyabilirsiniz ama bu şekilde koymanız daha iyi. Buradan bu şekilde koyduk. Görmüş olduğunuz gibi. Burayı açıyoruz. Buraya bir adet rafinerimizi sığdırıyoruz şöyle. Bu arada buradan isteseler de artık alamazlar. Sonrasında buradan tabii içeri giriş yaptığımızda burası bu şekilde açık kalmasın. Bahçe kısmını elimden geldiğince arkadaşlar zor hale getirdim. Şöyle göstereyim. Koyalım. Hemen bizi eve girerken karşılayacak bir taret. Üstü de kapatalım. Bir tabi mazgal alalım. Şöyle. Zemin ızgarası. Onunla koyduğumuzda burası bu şekilde. Buranın da üst kısmını şöyle kapatıyoruz. Buraya da bir taret gelecek. Sonra hemen buraya 0'a 0'a 1 metal barikat. 0'a 0'a 1 metal barikat da buraya. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların üstüne de atacağız ama şu anlık base'imizi bitirelim. Şimdi bu sistemin aynısını buraya geliyorum. 1, 2, üçgen. Duvar çerçevesi. 1, 2, üçgen. Duvar çerçevesi. Şimdi burada ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Büyük fırınlar dışarı kısımda olduğu için içeri ikili bir sandıklarla gidip gelmek, işte sandıklara taşımak biraz uğraştıracak. O sebepten ben şurayı önceden bir kapatayım. Buraya normal şuraya bir kapı ve normal çit koyuyoruz. Çit kapısı yani. Şuraya da bir çit kapısı. Şuraya da bir çit kapısı. Bu içeri doğru mu açılıyor? Dışarı doğru açılması lazım. Şöyle. Evet. Sonra tabii ki de gene bir adet taretimizi koyuyoruz. Bunu alıyorum. Şöyle bir mazgal. Şöyle bir mazgal. Şimdi burada ne olacak? Bunu açtığınız zaman buraya arkadaşlar şöyle büyük sandıklarınızı kilitli bir şekilde burada kullanabilirsiniz. Şuraya da koyalım. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi buraya birazdan büyük fırınlar atacağımız zaman sıkıntı yaşamamanız için. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tarafta birbirine eşit. Aynı sistemi burada da yapıyorum. Hani burayı da boşa çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Diğer tarafla yapmış olduğum dizaynı buraya da yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin her tarafı birbirine eşit şekilde şu an. Buraları da aynı şekilde kapatıyorum. Şimdi bu şekilde kapatmamın sebebini de sizlere tekrardan açıklayayım. Birazdan buraya fırın dizaynı gelecek. Ama fırın dizaynı o kadar güzel olacak ki arkadaşlar. Hani bu sandıkları buraya koymamızın asıl sebebini sizler daha iyi anlayacaksınız. Buraları da olduğu gibi kapatalım. Burayı da kapatmıştık. Burayı yaptık. Evet, şimdi buraya da aynı sistemi yapıyorum. Aynı dizaynı buraya da yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi
Şimdi burada rafineriyi ben buraya gömdüm. Görmüş olduğunuz gibi, pardon. Neredeydi rafineri? Diğer tarafa mı, terse mi gömdük? Gömmemişiz daha doğrusu. Şöyle rafinerimizi şuraya gömmüştük zaten. Şimdi mesela buralar açık. Buraları da aynı şekilde isterseniz rafineri şeklinde de kullanabilir. Ya da buraya kendinize göre dizaynda yapabilirsiniz. Yatak dahi buralara kullanabilirsiniz. Normal bir yatak dışarıda. İşte buraya lakır. Yani burası dışarıdan ulaşılmıyor arkadaşlar. Buraları kırmaları lazım. Hani tabii ki şey etkisi yok ama hani sandık ya da diğer şeyleri burada muhafaza edebilirsiniz. En azından hızlı hareket etmek için. Şöyle göstereyim. Aynı sistemi buraya da yapabilirsiniz. Sandıktan zaten kilit atarsınız bu tarzda kullandığınız zaman. Base'imizdeki görmüş olduğunuz gibi her taraf birbiriyle eşit ve denk. Tabii şunlar da olmazsa olmazımız. Bunları da düzgün bir şekilde atalım. Şimdi taretlerimizi de yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi taretlerimiz burada büyük bir etki oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi taretlerimiz sürekli dışarıyı kolladığı için hem aşağıda hem yukarıda. Yani bahçe kısmı gerçekten sağlam oldu. Çünkü birbirini gören taretler var arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Üst tarafta taretlerimiz mevcut. Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu elektriği bir açıp kapayalım. Hepsi bir anda çalışsın. Şimdi biz buradan bir çıkıntı vereceğiz. Şöyle bir çıkıntı arkadaşlar. Şimdi bu çıkıntı ne işe yarayacak? Şimdi biz buraya iki şekilde şöyle bir mazgal atacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Pardon, şunu şöyle yapalım. Şunu ip. Şöyle havadan şunu iptal edelim. Şöyle, evet. Şimdi buradaki mazgal bizim ne işimize yarayacak? Hemen şöyle bir ahşap sur alacağım arkadaşlar. Şu ahşap sur aldığımda şuraya bir, evet, şöyle önce sonra surumu alacağım. Şuraya şunu atacağım. Ahşap surumu şöyle 0'a 0 atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin her tarafı birbiriyle eşit ve denk şekilde arkadaşlar. Şimdi surlarımızı nasıl atacağız? Surlarımızı şöyle 0'a 0, 1, gene 3 adet şeklinde 2 ve 3. Görmüş olduğunuz gibi burası bir bölge. Sonra aynı işlemi burada da yapıyoruz. Şöyle 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. 1, 2, şöyle 2 ve 3. Şimdi bahçemiz gayet geniş ve düzgün bir şekilde oldu. Ama bahçemizin her kısmı birbiriyle eşit değil. Şöyle değil. Bakın buradan girdiğiniz zaman ya da buraya atlayan birisi bahçede çok rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Onun önlemi şu arkadaşlar. Buraya bir kapı, buraya bir kapı. Tam bu ortaya bir çit koyuyoruz. Bu kadar. Amacımız bu bölgeye atlayan bir rakip oyuncuyu, yani RT'de gelmiş olabilir, fırınları da çalmış olabilir, çalmaya gelmiş olabilir. Amacımız onu bu bölgede hapsetmek. Yani buradan çıkmasını engellemek. Elimizden geldiğince oyuncuyu bu bölgede sabit tutmak. Zaten solda bir taret, sağda bir taret olacağı için oyuncumuz burada zaten atladığı gibi kendini zor bir durum içine sokacak. Fırınlarımızı şöyle göstereyim. Tam şu çıkıntıyla zaten bu çıkıntı arası boşluk. Şöyle birincisini buraya, ikincisini buraya atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Devam edelim. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şu ortaya bir çit koyuyorum. Sonrasında buraya bir kapı, buraya bir kapı. Buraya geldim. Fırınımı şöyle, pardon, şuradan ayarlarsam şöyle bir yüksekten, şunu da şu yükseklikten koydum mu ideal bir şekilde olur. Şimdi diyeceksiniz evet fırınlar yüksek oldu, işte buradan çıkar, buradan yarım blok koyar, şuradan atlar, buradan atlar. Arkadaşlar olabilir. Yani tabi birazdan buraya metal mazgarları da koyacağız. Şuraları hiç ayarlamadık.
Fırınlarımızı biz önce bir dizayn edelim sırayla. Şöyle. Şurayı da şöyle göstereyim. Şöyle, evet. Şimdi hemen bir ızgara alalım. Bir zemin ızgaramız. Buraya. Şimdi barikatlarımızı rahat bir şekilde dizebiliriz. Evimiz gayet güzel ve korunaklı oldu arkadaşlar. Yani trio solo duo oynayacak arkadaşlar için gerçekten mükemmel, geniş, ferah ve savunması ve kullanışı açısından bence benim kanalım için yapmış olduğum en iyi solo duolardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Güncel Rust build şeyine göre bakarsak. Base'imiz şu an hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan içeri girdiğinizde şu şekilde direkt sizi bir karşınızda bir taret bekliyor. Buradan şu kapıyı açtığınızda tabi buralara da sandıklar koyabilirsiniz. Şöyle içeri girdiğimizde ise bu şekilde arkadaşlar. Base'imizin dizaynı şu anlık bu şekilde. Alt katı ayarlamadık. Buradan bir kat daha yukarı çıktığımda burası şu zaten bu şekildeydi. Burada küçük bir open core'umuz var. En alt katta zaten dizaynımızı hiç ayarlamadık. Burayı da beraber yapalım ve videomuzun sonuna ufak ufak gelelim. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Workbench 3'ü yukarıda kullandığımız için Workbench 2'yi de orta katta kullandık. Orta kattaki Workbench 2'yi isterseniz buraya yani bu şeye getirip pardon biz Pixel Gap Bunker'ı unuttuk. O sebepten buraları HQ'ya vurmayı unutmayalım. Hemen Pixel Gap Bunker'ımıza da kısa bir göz atalım. Evet, çalışıyor. Work 2'mizi şöyle 0 koysak bir adet de şöyle lakır yatağımız üstümüzdeydi. Yataklarımızı şöyle koysak bir adet de şöyle küçük bir fırın bir tane de şöyle koyarsak base'imiz gayet ideal bir şekilde şu an hazır arkadaşlar. Sandıklarımızı da şöyle 0'a 0'a 1 atalım. Tamamdır. Buradan zaten buralara HQ'ya vurmayı zaten buraya bu kısım zaten gömdüğümüz için buradan müdahale etmemiz biraz zor artık. Base'imizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de base'i beğenirsiniz. Tabii ki buraya bir SAMsight, rüzgar türbinlerinde buradan hemen ayarlayalım. Bu birinci yerimiz. Bu ikinci yerimiz. Şuradan da SAMsight'ımızı aldık mı? Base'imizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım base'i anlatırken kafanızı karıştırmadan anlatmışımdır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Detaylı bir şekilde sizlere sunmaya çalıştım. Umarım base'i beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Sizlerin de rahat bir şekilde artık sunucularda rahat rahat bir oynayabileceğiniz sizin artık main base'iniz bu olur arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Even the sun sets up.